Şimdi veri tabanı işlemlerinde bazı işlemler gerçekleştiriyoruz. Ama dikkat ederseniz şu ana kadar bir iş parçacığı olacak, birden fazla işlem gerçekleştiren bir uygulama yapmadık veri tabanında. Mesela iki tane insert'ü tek bir işlemmiş gibi gerçekleştirecek bir uygulama yapmadık. Ya da bir insert, bir update filan. Hani şu olursa bunu insert et, bundan alacağım bilmem neyi şurada update et gibi şeyler, karmaşık yapılar. Bunlara iş parçacığı olarak bakabiliyoruz. Örneğin SQL Server'da bir bankacılık uygulaması olsun. Yani bunu en iyi anlatabileceğimiz örneklerden birisi bankacılık uygulamalarıdır. A kişisi B kişisine bir para transfer edeceği zaman veri tabanı mantığıyla bakarsak nasıl bir işlem gerçekleşir? İkinizin de hesabı var. Kullanıcılar tablosu diyelim, accounts neyse. Sen arkadaşa para göndereceksin, 50 TL. Bu nasıl gerçekleşir? En basit mantık. Arkadaştan 50 lira düşer, benden 50 lira aktar. Evet, bu şekilde temel olarak. Peki, 50 lira düştü, yani onun hesabından çıktı, sana gelirken bir hata oldu. Veri tabanında herhangi bir şey. Ne olur? Veri tutarsızlığı olur. Veri bütünlüğü bozulur. Ve tabii ki hatalı bir işlemdir. İşte bu tür kompleks durumlarda, yani sizin bu tür durumdaki, yani bu işlemdeki durumunuz aslında tek bir iş parçacığı. Yani bir insert neyse, bir kayıt ekleme, sizinki de aslında bütün bir işlem. Yani bölünemezlik kuralı vardır burada. Bu tür durumlarda işte transaction kavramı kullanılıyor. Yani diyorum ki iki işlemi de yap. Bu işlem eğer ilk işlem sırasında hata meydana gelirse ikinci işlem zaten geçerli değil. O yüzden yaptığın o işlemi de geri al. Eğer hatalı işlem olmadı ilkinde, o zaman devam et, ikinci işlemi yap. Orada da hata olmazsa bu işlemi bitir ve kalıcı olarak kaydet. Bu sağlam bir iş oldu şeklinde. İşte bunu gerçekleştirmek için transaction kullanacağız. Yapacağımız örnek de bununla aynı. Transaction'dan. İki tane kayıt ekleyeceğim. Account ID'ye. Bir kullanıcının işte ad soyadı, branch, şube kodu diye düşünün. Banka şubesi. Biri Adana, diğeri İstanbul filan. Balans da hesabındaki para miktarı. Buraya kadar bir sorun var mı? Şöyle biri varsa truncate edelim. Hızlı olması için şuradan veri ekliyorum. Burası identity değil. Kendimiz vereceğiz. 345.898. Yok, 245.000 neyse. Yazsam. Banka kodu, şube kodu 15. Hesabımda 1000 lira var. Diğerinde 9 diyelim. Tamam, sonu 9 olsun sadece. Hakkı Bulut'un parası yokmuş. Ona para göndereceğiz. Bu da 78. şube. Hesabında 5 lira kalmış. Görebilir.
15-75. Kalsın burası. Geldik ana sorgumuza. Şurada. Sorguyu yazarken öncelikle ben veriyi alacak sorgumu yazayım. Bir prosedür yazacağım. Bu prosedür içerisinde gerçekleştireceğim transaction'ı. Create prosedür SP para transfer gönderen ID alan ID örneğimizde, prosedürümüzde yapmak istediğim şey şu. Şimdi bölünemezlik kuralından bahsetmiştik. Atomicity deniyor buna. Yani atom bölünmez olayı var ya. Bu da o şekilde bir isimlendirilmiş. Atomicity. Prosedürümüz içerisine gönderenin ID'si, purchaser, alıcının ID'si, bir de kaç para gönderilecek bunun bilgisi veriliyor. Sonra farklı olarak bir begin transaction var. Burada begin tran olarak da kısa olarak çalıştırılabilir. İlk olarak diyorum ki bu begin transaction'da bir update işlemi yapacağım. Hani hesabından düşecek gönderen kişinin. Gönderen kişinin sender ID'sini bunu filtreliyorum. Bulunan kullanıcının balance eksi amount dışarıdan gelen değişken değer kadar balansını düşür,
ve setet. Burası tamam. Etet error diye bir global değişken var. Bu da bana hata varsa sıfırdan farklı bir değer dönüyor. Sistem içerisinde SQL Server'da. Hata yoksa sıfır gelecektir. Sıfırdan farklıysa şu eşit değil operatörüydü. Aynısı şu şekilde de kullanılabiliyor. Hani C#'tan hatırlayın. Eşit değilse nedir? Hata vardır. Sıfır eşit değilse. O zaman rollback yap. Rollback yapılan işlemlerin geri alınmasıdır. Eksi yaptıysa bunun bir de artısı yaparak değeri geri iade edecektir. Burada hata yoksa devam edecek. Bu sefer gönderen alıcı olacak. Purchaser ID. Purchaser alıcıydı. Sender gönderici. Bu sefer alıcının hesabına geldi. Amount değeri aynı şekilde. Bu kadarlık bir artım gerçekleştirecek. Onu da yaptı. Hata varsa sıfırdan farklı bir değer gelecek. O zaman rollback yapacak. Hata yoksa işlem başarılıdır, değil mi? Tamamı. O zaman commit. Commit de yapılan tüm işlemleri kalıcı olarak ilgili tabloya yaz demek. Çünkü buraya kadar transaction içerisinde kalıcı halde değil. Commit'ten sonra kalıcı hale gelir. Bu şekilde bir basit kullanımı var. Gerçekleştirelim bunu. BankDB üzerinde oluşturdum. Diyorum ki Cihan kullanıcısı Hakkı Bulut'a para göndersin. Kopyalayalım. Bu buna para göndersin. Ne kadar? 100 lira yeter. Parayı sokaktan bulmuyoruz. Şöyle çalıştırdım. Hakkı Bulut'un 5 lirası vardı. Şimdi bakalım ne kadar parası var. Bakın benim 1000 liram vardı. Hakkı Bulut'un 5 lirası. Ona 100 lira gitti. Benden de 100 lira eksildi. En basit haliyle bu. Herhangi bir sorun yok. Peki, prosedür içerisinde böyle bir kullanıcı, alıcı ya da verici, kullanıcının var olup olmadığı belli mi? Kontrol var mı? Böyle bir para gönderen kişi de var mı? Biliyor mu? Yoksa ne olacak? Eksiye dönecek. Diyelim parası yok 100 lira. 50 lira var. Eksi 50 olacak. Değer hatalı çünkü. Bir kontrol yok. O zaman bunu bir kontrol mekanizmasına bağlamak lazım. Bunun için de bir if yapısı kullanacağım. Ama ondan önce takip edin sadece. Declare'la değişkenler tanımlıyorum. Öncelikle gönderen alıcı kullanıcılar ikisini de valid etmem lazım. Sender is valid. Bu integer tipinde purchaser is valid. Int bir de amount is valid yapayım. Onu da sonra kullanacağım. Ya bu para gerçekten var mı kullanıcıda? Sorguları
Benim yapmak istediğim şey, gönderen kullanıcı gerçekten var mı? Bunu login fikrinden hatırlayın. Bir sorgu hazırlarım. Select sender is valid. Count account ID from account name, gönderen ID değil mi? Account ID'si bu sender'de sender olan. Aynısını bu Cezar için yapalım. Onda da bu bana neyi getirecek? Bunların ikisi. Evet. Gerçekten var mı yok mu? Bir de para gerçekten var mı? Bunda da bizim gerçek bilgimiz balans içerisinde duruyordu. Şuradan bakın, balansta bizim para bilgimiz. Balansın bilgisini buraya veriyorum. Ver account ID'si. Kimden bakacağım? Göndericinin bu kadar parası var mı? Yoksa bol keseden mi? Artık tamam. Şimdi bunları kullanarak basit bir if işlemi gerçekleştirebilirim. Öncelikle kullanıcıların otantikasyonu lazım. Değil mi? Yetkilendirilmesi. Bir kontrol yapalım. Sender is valid. Bize nasıl bir değer dönecek? Onları da test edelim. Yanlış olabilir. If begin at. Değilse. Sender is valid. Öncelikle nasıl bir değer gönderecek ona bakacağım. Sıfırdan büyükse çalışsın. Oluşturmuş mu? Evet. O zaman after. Şuradakini değiştirmem lazım. 8'de 6 yaptım. Böyle bir kayıt yok. Bakın bu kullanıcı yokmuş. İşlem başarılı demek ki. Daha önce char'da yapıyorduk. Char'da bir problem oluyor. Denerseniz. Şimdi char'dayken içerisinde hepsi birer karakter ya. Siz karakterleri yazdınız diyelim. Şu şekilde. 0, 0, 1 vesaire. 10 karakter olsun. Şunun içerisine farklı bir karakter yazdığınızda bu hatalı olarak görünür. Yani bunu gerçekten kontrol eder. Der ki böyle bir kullanıcı yok. Ama aynısını sonuna eklediğinizde hata vermiyor. O yüzden biraz uğraştırmıştı hatayı bulmak için. Burada bu nedenle int olarak kullandık. Daha stabil bir yapısı olsun. Bu şekilde çok güzel oldu. Kullanıcı yok. O zaman bana gerçek değerini ver. Print sender is valid.
yüksek değerini ver dedik. Niye artistik verir? Şeyi ayarladın mı? İkinci ay. Ha, şu 8'di. Değil mi? 1 olarak gelmiş. Tamam, bu sefer doğru. Send is valid 1 ise and purchaser is valid aynı şekilde 0'dan büyükse tamam, burayı dağıtmayalım şimdi. Diğerinde daha sonra yapacağız. Şimdi gerçek kodlarımızı yazalım. Buraya kadar kullanıcı otantikasyonu tamam. İçeride de bir if daha yapıyorum. Kullanıcı yetkili artık. Bunun parası var. Parası var mı? Amount is valid. Amount is valid. Büyükse amount'tan büyük ya da eşitse ki bu. Değil mi? Bununki bu. Bunun burada. Bu da bunun. O zaman geri git. Yok. Doğru değil mi? Şöyle yanlış kurdum sanırım. Şöyle olması mı lazım? Begin end. Evet. Burada da bir begin end açalım, standardı bozmayalım. Transaction'da hata olmaz. Sanıyorum şimdi tamam. Bunu alter ediyorum. Başarılı. Önce değerimize bakalım. 900'e 105. Şu an kullanıcı değerleri doğru. İşlem başarılı. 800'e 205. 8'i 1 yap. Güzel. Değişmedi değerler. Bu kalsın. 9'u 1 yap. Bu da güzel. Değer değişmedi. Değerler doğru olsun. Burayı test edelim. Benim hesabımda 1000 lira yok. Orada bir mesaj vermemiştik. O yüzden mesaj vermedi ama işlem çalıştı. Sorun yok yani. 1000 lira yoktu bakın. 800 lira üzerinde işlem yapmadı. Bu şekilde bir bankacılık para transfer simülasyonu yapmış olduk prosedürle. Burada sormak istediğiniz bir şey var mı? Ya ben şeyi tam anlayamadım. O sender ID'yi yani doğruluk olmadığını nasıl anladın? Güzel. Şimdi baştan anlatayım. Dışarıdan 3 tane parametre aldık. 3 elma düştü. Sender ID, purchaser ID, bir de amount, gönderen, alıcı ve kaç para gideceği. Değişkenlerimizi oluşturduk. Dedim ki
Şimdi gönderen kişi tamam, hani mantık olarak kontrol edeceğiz ama işlem yapacağız ama gönderen kullanıcı gerçekten var mı? Bunu kontrol etmeden işlem yapamazsın bu tür kritik uygulamalardan. Gönderen kullanıcıyı valid et, bir kontrol et bakalım. Gerçekten böyle biri var mı? Sender ID'yi aldım. Select ile account üzerinde bir filtre gerçekleştirdim. Dedim ki eğer sender ID'ye eşit gönderen ID'ye sahip bir kullanıcı varsa bunun accountlarını topla. Accountlarını topla. Bunu ata. Biz tabii şu an burada yapmadık hani identity olayını ama yaptığımız bir uygulama olacak tabii ki bu sonuçta. O yüzden bir tane olma olasılığı olacak değil mi? Birden fazla olamaz normalde. Burada da haliyle bir olacak. Sender is valid içerisinde bir değeri. Sıfırdan büyük. Purchaser is valid içinde de aynı şeyi yapıyorum. Alıcı gerçekten var mı? Onu kontrol edeceğim. O da bir. Ve para gerçekten gönderen kişinin hesabında var mı? Hani sen 1000 lira göndereceksin, hesabında 500 lira var. Hani bankamatikte işlem yaparsın da der ya limitiniz yok gibi. Bu kadar para gönderemezsiniz. Onun gibi bir işlem. Bunları kontrol ettik. Şimdi işleme göre bir yöntem geliştirmemiz lazım. Bir saniye bir şey soracağım. Mesela Chaser is valid by yapacağım. Kullanıcının ID'si ile eşdeğer sonrası bir mi oluyor? Count bir mi oluyor? Bir dakika. Tekrar. Hani count'lar dediniz ya bir ise hani onu anlayamadım. Count count toplama yapmıyor muydu? Tamam yapıyordum. Mesela product ID'leri topladığın zaman tüm ürünlerin toplam sayısını veriyordu. 506 falan. Tamam. Bu da aynısını yapıyor. Diyor ki sender ID nedir? Benzersiz değil mi? Tamam. Unique. Onu al. Onu account'ta sorgula. Bunun kaç tane kaydı var account ID'si? Bir tane var. Bir tane. Yani şeyi düşünme. Fazla gelecek diye düşünme. Gelemez ki. Ben sadece saymak için kullanıyorum. Sen fazla gelir mi diye düşünüyorsun. Hani account'ları saymıyor. Account ID'leri saymıyor. Senin gönderdiğin gönderici ID'si olan account'ların ID'sini sayıyor. Ondan da bir tane var. Eğer şunu bak şöyle çalıştırsaydık o zaman 2 gelecekti. Çünkü 2 tane var. O konu sen orada takıldın. Değil mi? Ama ver yaptığımız için bu olamaz. Gönderen, alıcı ve parayı kontrol ettik. Sender is valid sıfırdan büyükse ve olamaz burada ya da olamaz. Purchaser is valid o da sıfırdan büyükse. Gönderen ve alıcı varsa begin'e düş. Biliyor. İçeride de bir para kontrolü var. 1000 liran varsa 1000 lira gönderebilirsin. Tamam mı? O yüzden eşittir. Ya da daha fazlası varsa gönderebilirsin. Karşılaştırdım. Begin end içerisinde standard transaction. Burada şunu da yapalım. Şey olmasın. Küsmesin. Else begin end. Neydi? Yeterli paran yok acı. Şimdi param yok bu kadar.
kullanıcı yok. Para kontrol içeride olduğu için önce kullanıcıya düşüyor. Böyle bir kullanıcı yok. 8 miydi? Rollback nasıl yaptırıyor? 899. Rollback'te hata olması lazım. Ona da bir örnek göstereyim. Bu da böyle. Tamam. Param yok. Fakir. Burası tamam mı? Düşünün bir. Hafızaya takılan bir yer var. Hata olursa bir döndürüyor. Olmazsa sıfır haricinde bir şey döndürüyor. O if error nasıl yani? Hani... If standart bir koşul kontrolü. Burada önemli olan, farklı olan error. Global değişken. Mesela sen sorguyu çalıştırdığın anda hata olursa add error diye bir global değişken var. Ona hata olduğuna dair bilgi gidiyor. Sen anında onun değil alırsan hata kodunu yakalamış oluyorsun. Hata olduğunu yakalıyorsun. Eğer yakalayamazsan, yani hata oluştu ama sen onun değerini almadın, başka bir işlem yaptın, o zaman o anki değil, sonraki yapılan işlemin hata kontrolü vardır. Biraz karışık. Aslında değil. Şu an kafan karıştı açıklamadan dolayı. Add error yapılan tüm işlemlerin hatasını yönetir. Hata bilgisini tutar daha doğrusu. Yani yukarıda olmaya nasıl oluyor? Ben onu düşünüyorum şu an. Ne? Hani yukarıda hani sen de böyle hani bir dedik. Tamam. Purchaser'ı da bildirdik. Aşağı girdik. Tamam. Sonra orası nasıl çalışıyor? Ondan sonra hata nasıl verebildi? Oradan içeriye girdi. O error nasıl çalışacak? Hard disk'te hata oldu yani. Şimdi olmaz mı? Ya çok olabilir. Ben bir tane örnek verdim. Mesela şu ID kontrolünü yapmasın. Orada hata fırlatabiliyorsun. Bir de hata yönetim mekanizması var. Mesela böyle bir durumda şu hatayı fırlat gibi. Onlar da olabilir. Birçok şey var. Burada hani hangisini söyleyeyim? İçinde hata vermesin değil mi? Ya belki bu örnekte çok basit olduğu için hata olmayabilir. Ama bir convert işlemi yapıyordun, convert'te hata oldu. Vesaire. Birçok şey olabilir. O hata kodunu yakalıyor. Sıfırdan başkaysa geri dön işlemleri. Hata kodu sıfırdan başkaysa işlemleri görüyor. Evet. Sıfırdan farklı bir değer gelecek çünkü hata olursa. Şimdi yalnız bunu yazalım. Video çekiliyor şu an. Bir hata olmazsa hatta